Seyhan Palazoğlu emekli memur. Katılımı yeterli bulmuyorum. Ankara'nın nüfusu 6 milyonsa burada en az 6 bin kişi beklerdim. Ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Dört duvar arasında herkes pahalılıktan yakınıyor. Söz gelimi 3 günde, haftada 10 günde bir fiyatları pahalı buluyoruz. Zam geliyor her şeye. Ülkeyi yönetenler boş tencerenin kaynamasını istiyor diye yakınıyorlar. Ama eyleme gelince pratiğe bulamıyoruz yeterli sayıyı. Bilmiyorum neden. Biz mi kendimizi anlatamıyoruz? Başka bir problem mi var? Halk mı sindirildi? Gece gündüz düşünüyorum. Bunu bir türlü çözebilmiş değilim. Ben tek yaşadığım halde zorlanıyorum. Evim olduğu halde, ev kirası vermediğim halde zorlanıyorum. Düşün, benim maaşımla, emekli memur maaşıyla 3-4 çocuk okutanı düşünelim bir de. Ev kirası ödeyeni düşünelim. Ev kiralarını biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Deprem krizi çevrildi. 3 kat, 4 kat yükseğe çıktı ev kiraları. Bayağı arttı. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ediyorum. Boş tencerenin kaynamasını istiyorlar. Boş tencere kaynamaz. Son olarak bunu söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Madem ben bu ülkenin vatandaşıysam, benim babaannem kanılarla bu Ankara'ya kadar saklana saklana 18 günde 18 kanıyı, 30 metre uzunluğundaki kanıyı buğdaylara yükleyip Ankara'ya kadar getirdiyse 16 günde 1,5 saatlik yolu ve 16 günde saklana saklana getirdiyse, Cumhuriyet'e hizmet ettiyse, biz Cumhuriyet vatandaşı olarak Suriye bize bugüne kadar ne yaptı? Afganistan bize bugüne kadar ne yardım etti? Pakistan bize Ziyaülhak zamanında yaptı ama bize onlar ne yaptı? Biz onlara tamam Müslüman kardeşiyiz diyerek sahip çıkalım. Ama neye sahip çıkalım biliyor musunuz? İhtiyarlarına, kadınlarına, çocuklarına sahip çıkalım. Gençleri burada ne geziyor? Gençleri gitsinler topraklarını savunsunlar. Gençleri gitsin topraklarını müdafaalarını etsinler. Terörden kaçıyorlarmış. Bayram olunca niye terör yok onlara? Bayram olunca rahatlıkla gidiyorlar, rahatlıkla gelebiliyorlarsa. Burada onların gençleri ping atabiliyor da bizim çocuklarımız okullarını yarım bırakabiliyorsa. Mesela benim oğlum Gazi Üniversitesi'nin son sınıfını, okulunu bıraktı. Şoförlük yapacağım diye uğraşıyor. 11 bin lira maaşına şoförlük yapacağım diye uğraşıyor. Bu hak mı? Bu reva mı bize? Biz Cumhuriyet vatandaşıysak bize bu Cumhuriyet niye bizden vazgeçiyor? Niye bize sahip çıkmıyor? Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı iken niye bize sahip çıkmıyor? Suriyelilere, Iraklılara, İranlılara sahip çıkıyor. Biz İran, Irak değiliz. Biz Suriye değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz Atatürk'ün halkıyız. Biz Atatürk'ün emekçileriyiz. Biz Atatürk'ün emeklileriyiz. Bize de sahip çıksın. 4290 liraya çıkmış benim maaşım. 4290 lirayla maaşla benim kızım okuyor ve çalışarak okuyor. Markette çalışıyor. Derslerine baki değil. Derslerine konsantre olamıyor. Okulunu o da mı yarım bıraksın? Hani kız çocuklarına Emine Erdoğan diyordu. Kız çocuklarına sahip çıkacağız. Kız çocuklarını okutacağız. Niye benim kızıma sahip çıkılmıyor? Bu ülkenin vatandaşı değil mi benim çocuğum? Bu Cumhuriyet'in çocuğu değil mi benim çocuğum? Ben size ne söyleyeyim? Daha konuşacak çok çok şeyler var ama konuşturan yok. Allah razı olsun ki bu Anka televizyonla konuşabiliyoruz. Başka hiçbir kanalda gözükemiyoruz, gösteremiyoruz kendimizi. Buradaki halk, arkadaş biraz önce dedi ki, bu arkadaşlar dedi, herkes dedi zamdan şikayetçi ama kimse gelim. Yol parası çıkmış 15 bin liraya nasıl gelecek? İki geliş iki gidiş nasıl gelecek bu halk? Herkes şikayetçi. Evet, geçen gün Ulus'tan biz basın açıklaması yaptık sendika olarak, tüm emekliler sendikası olarak. O basın açıklamasında bir arkadaş bana dedi ki kahvaltı yapmadan geldim, tansiyon ilacımı içemedim. Orada içmek için beni oturtturdu şey. Orada ben iki konuşma yaptım. Herkes pür dikkat, herkes beni takdir ediyor, herkes alkışlıyor, herkes aynı fikirde. Peki bu adam bu oyları nereden aldı ya? Hiç kimse memnun değil ama bu adam bu oyları nereden aldı? O basın açıklamasında
Gelmediler onlar oraya, basının önüne gelmediler. Arkada durdular ama herkes şikayetçiydi. Ben anlamıyorum yani, orada milletvekiline soracaktım. Parti bu genel başkan yardımcısı geldi o gün basın açıklaması. Ona soracaktım. Herkes şikayetçiydi, bu adam bu oyları nereden aldı? Hastanelere gidiyoruz, bilmem nerelere gidiyoruz. Randevu alamıyoruz, doktorlara yalvarıyoruz, yakarıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yine tedavimizi göremiyoruz. Bir diş yaptırmaya kalktım, inanır mısın? Bir tek dişe gittim. Bütün dişlerim ağzımdan söküldü. Hiçbiri de doğru dürüst diş yaptırmadı. Devlet hastanesi. Bir tarafı tahterevalli gibi, bir tarafına bas, bir tarafı çöküyor, bir tarafına bas, bir tarafı çöküyor. Çünkü doktor kalmadı ülkede, doktor. Acemi çaylakları bize doktor diye getirdiniz, başımıza koydunuz. Yok, yok. Özellere verecek paramız da yok bizim. Ahmet Taş benim adım. 43 yıllık öğretmenim. 25 yıl, 5 ay devlete hizmet ettikten sonra emekli oldum. Ama halen çalışmak zorundayım. 1 Ağustos 2023 tarihinde benim aldığım emekli maaşım 12.400 lira. Ankara'da en düşük ev kiraları 16.000 lira. Bu Sincan bölgesinde yapılan sahibinden.com'a girdim ben özellikle. Oradan baktım ev kiralarına. Emeklilerin 7.500 lira ücret aldığı bir ülkede yaşamanın son derece güç olduğu koşullarda emeklilerin devri birbirine sahip çıkması devri ve birbirinin haklarını savunması devridir. Bizim öğrencilik yaptığımız yıllarda Türkiye'yi tahlil ettiğimizde bize verilen bilgiler neydi derslerimizde? Türkiye Avrupa ülkelerine fındık, fıstık, üzüm, kuru incir, patates, kavun, karpuz satar. Biz Avrupa ülkelerinden ne alıyorduk? Makine ürünleri alıyorduk. Şimdi gelinen noktada biz dışarıdan saman alan bir ülke haline geldik. Ben Trabzonluyum. Benim memleketimde öğrencilik yaptığım yıllarda Trabzon limanından İran'a küçükbaş hayvan ihracatı yapılıyordu. Limanda kokurdan geçemiyorduk. Şimdi gelenin haftada biz yurt dışından et ithal eder duruma geldik. Bugünlere nasıl gelindi? Yanlış eğitim politikası, yanlış tarım politikası bizi bu duruma getirdi. Türkiye'nin ekonomisi 3-5 tane yandaş firmaya peşkeş çekiliyor. Yol yapımı adı altında, hastane yapımı adı altında, köprü yapımı adı altında ülkemizin geleceğinin gençleri maalesef 20 yıllık, 30 yıllık ipotek altına alıyor. Eskiden Deli Dumrul hikayesinde Deli Dumrul köprüden geçenden 5 akçe, geçmeyenden yine 5 akçe alırken bizi yönetilen geçenlerden 5 akçe, geçmeyenler köprülerden maalesef 10 akçe alma durumuna geldiler. Bütün bunların çözümü nedir? Köylerde okullarımız kalmadı. Köy okulları biliyorsunuz taşımalı sistemle bitirildi. 1950'li yıllarda biliyorsunuz köy enstitüleri kapatıldı. Arkasından öğretmen okulları kapatıldı. Köyler öğretmenlerin aydınlatacağı alanlar olmaktan çıktı. Maalesef köyler imamlara terk edildi, imamlara teslim edildi. Köyler köy heyeti ve öğretmenlerin başkanlığında yönetilirken imamlara terk edilen bir ülke haline geldik. Yine öğretmen olduğum için son bir tespitte bulunmak istiyorum. Türkiye'de ortaokuldan sonra Anadolu liseleri vardı. Bu Anadolu liseleri günümüzde sınavlanan okullar maalesef Anadolu İmam Hatip Liselerine dönüştürüldü. Ankara genelinde 30 tane Anadolu Lisesi varsa 130 tane Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Peki devleti yönetenlere çocukları neden Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne göndermiyorlar, yurt dışında okutuyorlar özel okullarda? Devleti yönetenler çocuklarını neden askere göndermiyorlar? Paralı askerlik yaptırıyorlar da fakir fukaranın çocukları askere alınmak durumunda kalıyor. Bütün bunların çözümü için ben diyorum ki 12 Eylül 1980 öncesinin tırnak içerisindeki özgürlükçü ortamı bile bugünlerden çok daha iyiydi. Emeklilerin demokratik kitle örgütlenerek, emeklilerin de sendika haklarına kavuşarak daha iyi, daha çağdaş, daha özgür bir ülkeye kavuşacağımızı düşünüyorum. Son bir cümle olarak da çok üzüldüğüm bir konuya temas etmek istiyorum. Biz bu vatanı kolay kurtarmadık. Çanakkale'de Kürt'ü, Alevisi, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i etten bir yığın oluşturduk. Ama sizler de biliyorsunuz maalesef geçen yıla kadar 250 bin dolara, bu yılda herhalde utandıkları için 400 bin dolara Türkiye'de vatandaşlık satılıyor. Bu memleket, bu vatandaşlık bu kadar ucuz olmamalı diyorum. Teşekkür ediyorum.